Bugün sizlerle birlikte Arduino proje serimize devam ediyor. Arduino ve C# haberleşmesi kullanarak C# Form Application'ı üzerinde bir uygulama yapacağız. Bu uygulamanın içerisinde ise Arduino'daki LED'i kapalı ya da açık konuma getirebileceğimiz bir uygulama yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce kullandığım malzemeleri göstereyim. Kullandığım malzemeleri ben Robotistan'dan satın aldım. Öncelikli olarak bir adet Arduino Uno anakart. Daha sonra bir adet devre kartı. Sarı ve siyah olmak üzere iki tane jumper kablo. Bilgisayarla arasında veri iletişimi sağlayabileceğimiz bir kablo. Daha sonra bir adet kırmızı LED ampul ve bir adet de dirence ihtiyacımız var. Evet, kullanacağımız malzemeler bu şekilde. Şimdi devre şemasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi devre kartımızın kurulum aşamasına geçiyoruz. Elimdeki kırmızı LED ampulü devre kartındaki herhangi bir yere yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra direncim ise yerleştirmiş olduğum LED ampulün sağ bacağının altına yerleştiriyorum. Diğer ucu ise herhangi boş bir alana bırakıyorum. Daha sonra elimdeki siyah kabloyu direncimin üst kısmındaki, yani direncimin şu kısmındaki alana yerleştiriyorum. Bu siyah kablonun ucunu ise Arduino'daki GND portuna yerleştiriyorum. İki farklı GND portu var. Bu kısımdaki GND portuna değil, buradaki GND portuna yerleştiriyoruz. Sarı kablomu ise hemen direncimin altındaki şu kısma yerleştiriyorum. Direncimin hemen altında bir boşluk bırakıp altına yerleştiriyorum. Bu diğer kalan jumper ucumu ise Arduino'daki 8 numaralı portun içerisine yerleştiriyorum. Evet, şu anda devre kartımızın kurulum aşaması bitti. Şimdi gerekli işlemleri yapabilmesi için Arduino'nun kendi IDE'sinin içerisine kodlamaya geçiyoruz. Evet, Arduino'muzun IDE'si açıldı. Void setup yazan kısma öncelikli olarak port numaralarını belirtmem gerekiyor. Öncelikle sarı kablonun portunu belirtiyorum. Pin mod 8 diyorum. Bu output. Pin mod 8 diyorum. Output yazıyorum. Yani çıkış portunu belirttim. Sonra seri bağlantıyı gerçekleştireceğim numarayı giriyorum. 9600 numaralı seri dev gerçekleşsin. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Öncelikli olarak pin modumuzu belirttik. Yani Arduino'daki portun hangi porttan çıkış sağlayacağını gösterdik. 8 numaralı porttan çıkış yapıyoruz. Daha sonra seri bağlantıyı 9600 numaralı porttan başlatıyorum. Void loop kısmında ise diyorum ki seri bağlantı aktifse, aynı zamanda da ışık 10 konumundaysa buna bir değer atadım. Digital.write ile 8 numaralı porttan ışığı yak diyorum. Ve böylelikle ekrana LED ampul yandı yazdırıyorum. Değilse, yani off konumundaysa, Digital.write ile 8 numaralı porttan ışığı low konumuna getiriyorum. Yani söndürüyorum. Bununla birlikte de ekrana LED ampul kapatıldı diyorum. Şimdi Arduino'muzu bağlayıp bu yazmış olduğumuz kodu Arduino'muzun içerisine aktaralım. Evet, şimdi bir kontrol ediyoruz. Evet, derleme tamamlandı. Herhangi bir hata yok şu anda. Şimdi kodumuzu Arduino anakartının içerisine aktardık. Şimdi gerekli arayüzü yapmak için C# ekranına geçiyoruz. Evet, Visual Studio'da C# Form Application uygulamasını açtık. Form Application'da bize gerekli olan bir adet combo box'a ihtiyacımız var. Arduino'nun bağlı olup olmadığını kontrol etmek için. Daha sonra 2 adet butona ihtiyacım var.
Bir adet label'a ihtiyacım var. Label'da ise ampulün yanıp yanmadığını kontrol etmek için. Evet. Şimdi buton 1. Buton 1'in ismini değiştiriyorum. Bunu on yapıyorum. Buton 2'nin ismini değiştiriyorum. Bunu da off yapıyorum. On off butonları. İkisini de aynı büyüklüğe getiriyorum. Kod kısmına geçiyoruz. Evet, kod kısmında öncelikli olarak serin bağlantıyı sağlayabilmek için sınıfımı import etmem gerekiyor. System.io.ports'u import ettim. Sonrasında ise form birim ilk yüklendiği anda formuma çift tıklıyorum. String port diyorum. Bir dizi oluşturuyorum. Eşittir new port. Bir dizi açıyorum. Serial nokta. Serial port nokta. Get port names'i getir diyorum. Yani portun ismini al, bu dizinin içerisine ata diyorum. Şimdi kodları ben açıklayayım. Öncelikli olarak burada seri portları diziye eklemek için bir dizi tanımladım. String adında bir port adında dizi tanımlıyorum. Seri porttan port isimlerini çek diyorum. Daha sonra for each ile aldığım bu seri portları combo box'ın içerisine aktarıyorum. Şimdi buton 1'e tıkladığımız zaman yapılacak olan olayları göstereceğiz. Buton 1'e tıkladığımız zaman yapacak olduğumuz olayları tanımladım. Seri portta tekrardan hata veriyor. O yüzden yukarıda şu şekilde serial port eşittir SB1 adında bir tekrardan port bir tanımlıyorum. Evet, düzeldi. Şimdi daha sonra burada diyorum ki serial port 1 olduğunda seri portu 1 gönder diyorum. Seri porta 1 gönderdiğim zaman Arduino'nun içerisindeki 1 portu devreye giriyor ve label'ın içerisinde led açık yazdırıyorum. Label 1'in içerisinde led açık yazdırdım. Buton 2'nin enabled'ını true yapıyorum. Buton 2'ye tıklanabilir hale getirmek için. Buton 1'in enabled'ını ise false yapıyorum. Yani tıklanamaz hale getiriyorum. Daha sonra buton 2'ye tıkladığım zaman olacak olayları yazıyorum. Buton 2'ye tıkladığım zaman da aynı işlemleri yaptıracağım. Bu yüzden bu kodu tekrardan kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bu sefer de serial nokta portun içerisine 0'ı gönderiyorum. Seri porta 0 gönderiyorum. 0 gönderdiği zaman Arduino'nun else if'teki 0 kısmı çalışıyor. Bu sefer tekrardan label 1'in içerisine led kapalı yazdırıyorum. Led kapalı yazdırdım. Bu sefer buraya da led kapalı yazdırıyorum. Sonra combo box'ın selected index changes'ı değiştiği zaman şuradan şuradaki kısımdan olaylara geliyorum. Selected index change'i değiştiği zaman yapılacak olan olaylar listesine geliyorum. sb1.portname eşittir combo box 1. selected item.toString. Bunu string ifadeye çevirdim. Sonra sb1.open seri portu aç diyoruz. Sonrasında ise form'a geliyorum.
Formun olaylarından form kapatıldığında yani form closed'a geliyorum. Form closed olduğu zaman formu kapattığım zaman da if diyorum. Eğer sb1 is open olduğunda sb1 nokta close diyorum. Yani burada demek istediğim şu. Eğer seri port form kapatılırken açıksa onu kapat konumuna getiriyorum. Evet, Arduino'yu ben bilgisayara bağladım. Programımızı da çalıştırdım. Combo Box'ın içerisinden bağlantımı seçtim. Common 2'yi seçtim. Şimdi 10 konumuna getirince ampulümün yanması gerekiyor. Ona bastım. Evet. Şu anda ampul yandı. Kamerada gözüküyor mu? Evet, gözüküyor şu anda. Şu anda ampulüm yandı. Şimdi LED açık konumunu durum statüsünde gösterdi. Off konumuna getiriyorum. Bakın şu anda 10 konumuna tıklayamıyorum. Çünkü off konumu açıldı. 10 konumu kapatıldı. Off konumuna getirdiğim zaman da bunun enabled'ı kapatıldı. Bunun enabled'ı açıldı. Tekrardan 10 konumuna getiriyorum. Açıldı. Kapandı. Bu şekilde Arduino ve C Sharp kullanarak bugün bir uygulama yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.